Merhaba arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Boğa ve yükselen boğalar için Aralık ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı içinde de Seher Altıra Tarot Dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok'tan Seher Hanım'a ulaşabilirsiniz arkadaşlar evet 4 ayrı kapı birlikte açıldı ve bu konuda uzun zamandan beri üzerinizdeki o ağırlık o yüklerden kurtulmanız var taşınmanız gözüküyor ee, bu konuda hızlı bir karar verip birdenbire gerçekleşecek olan bir taşınma belki bir hafta içerisinde karar verilip taşınma süreci gözüküyor hayalini kurduğunuz bir şeyin gerçekleşmesi ve geçmişten bir korkunuz, yüzleşmeniz bazı şeylerle ilgili sıkıntı duyduğunuz bir bilinçaltı olayına çözüm noktası gözüküyor. Yani bir nevi kendi yaralarınızı onaracağınız bir süreç var. Özellikle aile bağları ile ilgili süreçte bazı sıkıntılar yaşadınız ve bu sıkıntıların sonucunda hayatınızda bazı şeylerden vazgeçmişsiniz gözüküyor. Bu vazgeçmişlikten ee, sanki hani bazen deriz ya e, bu gerçekte olacak olan bir şeyden bahsetmiyorum. Yani sizin için ben onu öldü ve gömdüm deriz. Bu fiziksel yaptığımız bir şey değil de kafamızın içinde düşünce anlamında yaptığımız bir şeyden bahsediyor ve bu konuda geçmişe bir sünger çekip yeni bir başlangıç yapmak isteyeceksiniz. Korkularınızdan, geçmişle ilgili sıkıntılarınızdan kurtulup yeni bir güç kazanma süreciniz var. Bu konuda isminde T harfinde olan bir kişiyle bir konuşmanız var. Bu kişi size yardımcı olacak. M harfli bir kişi size yardımcı olacak gözüküyor. Anahtarınız var. Bu anahtar kalbinizin anahtarı. Yeniden güvenebileceğiniz, yeniden sevebileceğiniz, yeniden aşık olabileceğiniz bir kişi hayatınıza giriyor gözüküyor. Burada evli bekar hiç kimse için ayırdım yapmıyorum çünkü kadersel anlamda aşkla ilgili döneminiz var. Bu konuda o yüzden tercih sizin kabul edip etmeme meselesi yeni bir başlangıç yaparken neye niyet ettiğinizle alakalı. Buradaki e, ka, sevgi anlamındaki bu açılan kapıyı dostluk anlamında da değerlendirebilirsiniz. Gerçek anlamda bir sevgili anlamına da değerlendirebilirsiniz. Ee, evinizden çalınan bir şeyin e, bulunması ve bu konuda geri size iade edilmesi var. Dua ettiğiniz 3 tane konu ve bu konularla ilgili 2 tanesinin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve bununla ilgili kısmet girişiniz var. Kısa bir yolculuk yapmak isteyeceksiniz özellikle uçakla. Yani normalde öyle bir düşünceniz yok şu ana kadar ama bu taşınma işinin hemen arkasından da uçakla bir yolculuğunuz bir kısa ara tatil vermeniz veya mola vermeniz gözüküyor arkadaşlar. Bu konudaki planlamaları yapacaksınız. Taşınmanız var dediğimiz gibi ama burada ikinci bir taşınma daha var. Bu konuda iş konusunda uzun zamandan beri beklediğiniz bir sıçrayış, bir beklenti kapısı açılmış ve ferahlığa kavuşuyorsunuz gözüküyor. Hızlı bir şekilde yükseleceksiniz. Hızlı bir şekilde de sevineceğiniz haberler alacaksınız. Karşılıklı görüşme yapacağınız uzun zamandan beri görüşmediğiniz bir kişiyle kavuşmanız var. Makam sahibi bir kişiden alacağınız bir öğüt yapacağınız bir iş konusunda ferahlatıcı bir haber haline gelecek. İş konusunda yine kariyerinizle ilgili beklediğiniz bir imza atma veya bu konularla ilgili e, uzun zamandan beri e, düzenleme yapılmasını beklediğiniz haberleri devlet kapısından alacaksınız. 2 tane balık hem de çeşme şeklinde çıkmış arkadaşlar. Yani iki ayrı yerden gelecek olan kendi işini yapan bir balık burcusanız, iki ayrı yerle anlaşma yapacaksınız ve iki ayrı yerden gelecek olan e, kısmetler devamlılık arz edecek. Her, tekrar tekrar gelecek bir kapı anlamına geliyor. Anahtar çıkmış. Bu anahtarla birlikte de kendinize bir yatırım, yeni bir başlangıç yapacağınız bir süreç gözüküyor. 15 rakamında sevineceğiniz bir haber ve kendiniz ve çocuğunuzla ilgili bir kısmetin de sizinle birlikte gelmesi durumu var. Yani evli olup çocukları olan bir boğa borcuysanız bu dönem hem kendiniz hem de çocuğunuz için yapacağınız bir yatırım sizi mutlu edecek. Karşılıklı konuşma yapacağınız bir kişiyle küçük bir dargınlık yaşayabilirsiniz ama sonrasında ee, bu konunun düzenlenmesi aslında birbirinizi yanlış anladığınız anlamına da gelecek. Sevineceğiniz bir haber sizi e, bazı konularda yüzünüzü güldüreceğini gösteriyor. Özellikle uzun zamanlar beri gülmeyi unutmuş bir boğa burcuysanız bu dönem güleceğiniz, eğleneceğiniz zamanlar başlamış ve siz bu konuda hayattan yeniden zevk almaya başlamış gözüküyorsunuz. Sevineceğiniz haberler var. Aile içerisinde kutlama yapacağınız... Ee, bu dönem e, etrafınızdaki insanların leşesine ortak olacağınız süreç olarak farklı e, bir rahatlama yaşayacağınız bir dönem dönem var kader birliği yaptığınız bir kişinin üzüntüsüne ortak olma bu konularla ilgili ona destek olma çabasından çok sanki onun e, yalnız kalma isteğine e, pek anlam verememe durumunuz olsa da bir süre aranızda belli bir mesafe olmasını da sağlayacağınız durum gözüküyor. 3 rakamında sevinecek bir haberiniz var. 8 rakamında gelecek olan bir kısmet var. Yakın çevrenizde yeni dostluklar, yeni ilişkiler kurmak isterken kendi hayatınıza direkt insanlara girdirme konusunda biraz daha mesafeli davranma. Yani herkesle her şeyi paylaşmama bu konuda duygusallığınızı bir kenara bırakıp biraz da mantıksal hareket etme süreciniz var. Sizin merhamet duygunuz çok fazla olacak ve bu konularda bu dönem özellikle e, herkese yardım etmek isteyebilirsiniz ama bunun bir sınırı olması gerektiğini de unutmamanız gerekiyor. O yüzden yapacağınız aşırı e, merhamet size de zarar verir. Bu dönem duygusallıkla mantıksal davranmayı dengelemeniz gerektiği bir dönem gözüküyor. Ve bunu da rahatlıkla yapacaksınız. Çünkü hayat size yeni bir kapı açarken kendi halinde aldığınız prensipler yeni hayatınızın da şekillenmesini sağlayacak. Bu süreci yaparken arkadaşlar aslında kendi kafanızda bugüne kadar kurduğunuz ama uygulamaya geçmediğiniz konuların uygulamaya geçtiğinizi görmüş olacaksınız teker teker. Acaba ben mi değiştim derken etrafınızdaki insanların sizi çok değiştiğinizi artık eskisi gibi olmadığınız cümlelerini çok sık duyabilirsiniz. Bu değişmekle ilgili değil, aldığınız tecrübeleri hayatınıza uygulamakla. Bugüne kadar bu konuda pek uygulamadığınız noktaları uygulayınca insanların şaşkınlığıyla uğraşabilirsiniz ki uzun süreden beri sizi tanıyan insanlar bu konuda daha çok tepki verecek gözüküyor. Evet, yeni taşınma, yeni hayat, yeni başlangıç sizin için çok uğurlu gelecek gözüküyor arkadaşlar. Evet, boğa ve yükselen boğalar için Aralık ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceğine bakıyoruz arkadaşlar. Yavaş ve emin adımlarla akıyor fincan. Fincanın ortasında e, hayalini kurduğunuz bir şeyin gerçekleşmesi için çok mutlu olduğumuz gözüküyor. Etrafınızdaki o karanlık ee, hani maddi anlamda sizi sıkıntıya boğan bir sürecin artık yavaş yavaş aydınlığa çıktığını, aralığın ortasına geldiğinde daha hızlı akacağını gösteriyor burası. İkili ilişkiler anlamında e, uzun zamandır beri kangren olmuş bir yara ile ilgili yüzleşip bir çözüme gitme noktasına geleceksiniz ama burada hala merhamet duygusundan dolayı Tam olarak neşter vuracağınızı söyleyebileceğim bir durum yok. Biraz daha bekleme ve bazı şeyleri gözlemleme kararı alacaksınız. Yurt dışı yolculuğunuz var. Uzun mesafe yolculuğunuz var. İki kişi gidiyor gözüküyorsunuz bu yolculuklara. Ferahlayacağınız haberler var. Dört rakamında sevineceğiniz bir kısmet durumu var çiçek açan yeni umutlar yeşermesini sağlayan bir olay yeni bir aşk konusu gündeminizde olacak. Beklenmedik yerden gelecek olan üç ayrı kısmet sizi ferahlatacak olarak gözüküyor. Geçmişte elinizden çıkardığınız bir kısmetin, hani bazen merhametiniz diyoruz ya, e gösterdiğiniz bir merhametin mükafatını göreceksiniz ama farklı bir yerden yani yaptığınız kişiden değil de kadersel anlamda hiç beklenmedik bir yerden gelmesi durumu var bugüne kadar yaptığınız şeylerle ilgili hep bir hüsrana uğramışlığınız var ama bu dönem sanki bazı şeyleri yaparken daha iyi ya da daha olumlu sonuçlar alacağınız bir süreç gözüküyor 11 rakamında giden bir kısmetin geri gelmesi var Eşler arasında bazı huzursuzluklar konusunda bir anlaşmaya varılması, belli bir düzenlemeye gidilmesi durumu var. Bekar olan boğa burçları sevgi anlamında aradıklarını bulacaklar ve bu konuda ferahlığa kavuşacaklar. Bu süreci atlatmanızda aslında iki yakın yakın çevrenizdeki iki kişinin de size yardımları dokunacak gözüküyor. Bu aralar seyahatler konusunu uzun zamandan beri yapmak istemiyorum derken birdenbire e, seyahatler gündeminize gelecek. Taşınma konusunun yanında bir de bu o, uzun mesafe yolculuklar hem yorucu bir döneme işaret ediyor hem de kendinizin odak noktasını değiştireceğinizi gösteriyor. 4 ayrı kapı açıldı arkadaşlar burada yine bir anahtar değişikliği taşınma konusu. Onunla birlikte yeni taşınacağınız yerin size uğurlu gelmesi var. Yurt, dışına, yurt dışı ile ilgili sevineceğiniz bir haber, yolculuk konusu var. Kazancınızın çoğalması, kısmet kapınızın artması var. Bu konuda da sevinçli haberlerle birlikte yeni bir başlangıç. Belki de 2023'ün hızlıca giriş yapacağı bir Aralık ayı gözüküyor. Önümüzdeki 2023 yılı. Boğa burcunu zaten destekleyecek ve bu konuda da şimdiden ayak seslerini duymuş olacaksınız hayatınızda. Evet, Boğa ve yükselen Boğalar için Aralık ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.